Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan ilçe başkanı Coşkun Karadağ, normalleşme sürecinde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına özen göstermeleri konusunda çağrıda bulundu. Biliyorsunuz pandemi konusunda bir rahatlık var, bir gevşeme var. Ama tüm Türkiye'de 1000'e yakın gene vaka sayısı son günlere doğru arttı. Alanya'mız özellikle dışarıdan gelen insanların çok daha fazla iletişim halinde olduğu bir yer olduğu için tüm vatandaşlarımızın, halkımızın, özellikle tüm partili arkadaşlarımızın bu konuya çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sosyal mesafeyi mutlaka mutlaka korumamız gerekiyor. Özellikle maske konusunda çok daha dikkatli davranıp maskesiz dışarı çıkmama konusunda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Alanya'mızdaki günlük olayları ve geçen haftaki şeyleri kısaca özetlemeye çalışıyorum. Gene bizim arkadaşlarımızla birlikte katı atık tesisini bir ziyarete gittik. Gerçekten çok ciddi bir tesis. Sizlere paylaşmaya çalıştım ama gene gidip görebilirsiniz. Alanya'mızı uzun süre bu katı atık konusunda bertaraf edecek ve elektrik enerjisi üretecek bir tesis. Büyükşehirimiz tarafından yapılıyor ve bu ayın sonuna doğru katı atık toplama olayına da başlayacak. Enerji üretimi daha sonra olacak. Güzel bir çalışmalar olmuş orada ve bu çalışmalarında inşallah şeyini göreceğiz. Geçen hafta yine bizim meclis üyesi arkadaşlarımız büyükşehirimizin başlatmış olduğu yol çalışmaları, asatım çalışmaları, yayla çalışmaları ve özellikle yaz ayları dolayısıyla yayla çalışmalarında nezaret ettiler. Güzel çalışmalar var. Ben buradan tüm çalışan emekçi kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Emeklerine sağlık. Teşekkür ediyorum hepsine. Güzel çalışmalar oluyor. Arkadaşlarımız vakit buldukça bizler de o çalışmalara nezaret etmeye çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Mustafa Türkdoğan'ın dün yaptığı açıklamada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sivrisinekle mücadele konusunda göreve davet etmesine ilişkin de konuşan Karadağ, büyükşehir ekiplerinin ilaçlama konusunda sürekli çalışma yaptığını ifade etti. Tabii ki dediğimiz gibi bir pandeminin sonucunda çıktık. Ancak büyükşehir çalışmalarında hiçbir aksama yok. Özellikle ilaç konusunda belki Alanya bu zamana kadar ki görmemiş olduğu bir çalışması söz konusu. Çok ciddi çalışmaları var. Ama tabii ki bu bir sinekti, bir taşınabilecek, uçabilen bir şey olduğu için en küçük olayda müdahale etmeyi kendilerine göre bildiler büyükşehir çalışanları. Vatandaşlarımızdan benim şöyle bir ricam var. En küçük olayda hemen gerekli birimlere alo demeleri yeterlidir. Şu an çalışan insan sayısı, çalışan bu konudaki mücadele eden işçi sayısımız çok çok fazla. Anında her köşeye yaylalar dahil tamamen müdahale etme şansları var. Küçük bir şey olduğu zaman alo demeleri yeterli olacaktır. Bu ara geçen hafta yine bir arkadaşımızı, bizim yönetim kurulu ve komite üyesi bir arkadaşımızın yılan sokması söz konusu oldu. Ben buradan tüm Alanya'daki yetkili hastane ve eczane ve diğer bu işle ilgili arkadaşlara şu duyuruyu yapmak istiyorum. Yaz dönemi içerisinde gerçekten yılan sokmaları arttı. Geçen sene gene 2-3 arkadaş, 2-3 vatandaşımızı bu konuda kaybetmiştik. Ben özellikle bu kurumları, özellikle devlet hastanesini ve yetkili kurumları bunun panzehirini mutlaka ellerinde anında bulundurup müdahale etmeleri can kaybını inşallah engelleyecek. Böyle bir durum olmaz, başımıza gelmez diye düşünüyorum. Yeniköy Barajı'nın ihaleye çıkarılması konusundaysa Karadağ, tamamı 700 günde bitmesi planlanan bir projenin %50'si nasıl 720 günde tamamlanacak? Süre neden uzuyor? Hükümetten bunu kamuoyuna açıklamalarını istiyoruz dedi. Yeniköy Barajı'nın bir yapımı söz konusu, o konuda da bir şey. Geçen bir başkanımız şey yaptı, ihale olduğunu şey yaptı. Ancak orada söylenecek şöyle çok söz var ama ben kabaca şunu söylemek istiyorum. Daha önce 2015 yılında başlanıp bitirilmeyen, yarım kalan ve müteahhidin çıktığı bir yani artık hangi konuda ayrıldı bilmiyorum yani ama eski müteahhit işi bıraktı ve yeniden bir ihale söz konusu oldu. Ama işi bıraktığı dönem içerisinde %50 olan yapılaşma bitmiş olan daha önceki gene ihalede 700 gün içerisinde bitirilmesi gereken olayın %50'si tamamlandı. Şimdi geri kalan %50'yi ise
yine 720 günlük bir 720 günlük bir süre verilmesi, yani ister istemez akıllara bir takım şeyler getiriliyor. Tamamı 700 günde yapılacak ama %50'si 720 gün süre veriliyor. Bunun gerekçesine açıklanmalı. İkincisi ise ben gene geçen gene arkadaşlarımızdan söylemiş idim. Alanya'mızda yapılan herhangi bir ihale, Alanya'mızı ilgilendiren bir ihale, Alanya'mız kamuoyuna çok daha önceden bilgilendirilip bu konudaki yapılması gerekenlere bizler de müdahil olmak istiyoruz. Bu konuda yetkili kurumlara bu konunun, yani bir ihale konusu söz konusu olduğu zaman hem açık ve şeffaf bir şekilde yapılması hem de Alanya kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi bizim için çok daha, Alanya için çok daha faydalı olacak görüşündeyim.